Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz hani kask nasıl seçilir, iyi bir kaskta neler olmalı diye bir video paylaşmıştım. Şimdi de iyi bir mont nasıl seçilir, iyi bir mont nasıl olmalıdır videosu çekiyorum. Üstüme bir tane mont giydim. Bu işte hani deri ve kumaş alaşımlardan oluşmuş bir tane mont. Bunun hani hem kumaş yapısı hem deri yapısı sizi sürtünmelere, kazalara karşı daha fazla koruyor. Yani bunu zaten hani biliyorsunuzdur birçoğunuz. Deri daha fazla korur, sürtünmeye karşı korur. İşte çarpmalarda size daha az, yani çarpmalarda kısmen daha az yaralanmanızı sağlar. Ve tabii ki hani dirsek korumaları, omuz korumaları gerçekten önemlidir bir montun. Tabii ki hani biz bunları söylerken bir sürü daha fazla ekstra özelliği var. Özellikle hani kolunun çıt çıtlı olması, yaza uygun mu, işte 4 mevsim bir mont mu gibi özellikleri var. Hani iki mont olanlara geçiyorum. Tek mont alıp onu hem 4 mevsim kullanmak isteyen arkadaşlara da biraz bilgi vermek için buradayım. Bir montun özellikle şöyle açtığınızda iç astarlarının gerçekten hem yağmur hem de rüzgar geçirmez olması önemlidir. Hani hem yaz hem kış ve hem de sonbahar kullandığınız zaman, sonbahar aylarında, ilkbahar aylarında kullandığınız zaman bu montun size tam performansıyla hizmet etmesi gerekiyor. Dış ve işte çarpma yerlerindeki özellikle dayanıklılığının dışında iç astarlarının da iç file dokusunun da gerçekten iyi olması gerekiyor ki hem yazın iyi hava alabilmesi hem sonbahar, ilkbahardaki yağmurlara dayanıklı olabilmesi için katmanlarının olması gerekiyor. Bu katmanlarda çoğunlukla iki kısımdan oluşuyor. Bu katmanların özellikleri hani işte bu termal katman, bu yağmur katmanı olarak isterseniz bunlar çıkartıp tekrar takılabiliyor. Zaten biliyorsunuzdur. İkinci özellik de işte kollarının çift taraflı olarak açılabiliyor olması bu montun hava alabiliyor olduğunun bir göstergesidir. Yani burada fileli bir doku var. İşte yazın burayı açtığınız zaman buradan giren hava en azından içinizin daha ılıman tutulmasını sağlıyor. Biraz daha rüzgar alabildiği için yazın çok fazla sizi terletmiyor. Bu gibi özellikler öne çıkıyor. Tabii hani deri montların belirli bir fiyatları var, belirli bir seviyeleri var. Yani çok uygun fiyatlı olan pek deri mont yok. Ama yani siz deri mont aldığınız zaman zaten 2500 liralar, 2200 liralar, 3000 liralar gibi fiyatlara geliyor. Eğer ki hani ben tabii bu kadar yüksek fiyatlara çıkamam, ben kumaş bir mont almayı tercih ediyorum. O da 4 mevsim olabilir mi? Tabii ki olabilir. Montu seçerken özellikle hani iç ceplerinin olup olmamasına da bakın. Çünkü o iç cepleri hani isterseniz cüzdan, ruhsat ve telefon gibi şeyleri koyuyorsunuz. Ben aslında hani bacak çantasını daha çok tercih ediyorum. Ama tekrar monta geri döneyim. Özellikle hani arkasının kesimi, yandığınız cırt cırtların size tam olup olmaması gibi özellikleri var. Deri montun hani sadece deri mont almakla kalmayın. Bu özelliklerini de sorun. Ne gibi özellikleri var? Fermuarları, cırt cırtları veya işte ekstra ne denir, cepleri falan, her şeyi önemli. Dediğim gibi bunlar çıkıyor. İçlerinde çoğunlukla fileli doku var. 4 mevsim montlardan bahsediyorum. Fileli doku var. Bu fileli doku içinin tamamen havayla rahat rahat dolmasını ve o şekilde sürüş yaparken rahat, ferah bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Diyelim bu monttan alacak kadar bir bütçeniz yok ama 4 mevsim mont almak istiyorsunuz. O zaman hemen arkamıza bakıyoruz. Şöyle Proel'in bir tane montu var. Hani uygun fiyatlı, gerçekten uygun fiyatlı bir mont almak istiyorsanız Proel'in yine 4 mevsim kullanabileceğiniz bir montunu alabilirsiniz. Aynı özellikler kısmen onda da var. Fakat tabii ki hani deri olarak, sürtünmeye dayanıklılık olarak deri montlar her zaman 1-0 öndedir. Hatta 2-0 öndedir. Bunların dışında, Proel'in dışında Rika montlar var. Rika montları da zaten size daha önceki videolarda anlatmıştım. Rika mont da alabilirsiniz. Yine başka mont çeşitlerinde de 4 mevsim montlar var. Onların linklerini zaten ben paylaşacağım. Bir mont alırken bu soruları sorarsanız, özellikle hani iç kol ayarlamalarının olması, pazınıza göre sıkılabiliyor olması, işte çıt çıtların olması, bir boyunun çok kısa olmaması gibi özelliklerde bir montu iyi yapan özelliklerden
çeşitlidir. Bunları sorarak alırsanız biraz da ona göre bilgi alıp hem bedeninize uygun hem de dört mevsime uygun bir mont alırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Benim mont için vereceğim bilgiler bunlar arkadaşlar. Tabii ki hani siz bir enduro kullanıcısıysanız ona göre daha farklı bir mont almanız gerekir. Daha uzun bir mont alabilirsiniz. Venom'un Dakar modelini alabilirsiniz. Venom Dakar da gerçekten iyi bir modeldir. Enduro kullanıcıları o montu sevecektir. Tabii ki yani hayır benim zaten kışlık montum var, ben bir yazlık mont arıyorum derseniz Eclipse montlardan bakabilirsiniz. Ben linklerini yazlık kışlık olarak ayırıp ekleyeceğim. Umarım yararlı olmuştur. Daha birçok mont çeşidi var. Spigen'in montları var, tamamen yazlık montlar var. Ne bileyim, Velesiki'nin montları var. Rika'nın Airstream'i var. Rika Boomerang var. Hani bir sürü çeşit var hepsinden. Hepsinin linklerini aşağıda paylaşacağım. Bir mont alırken bu soruları sorarak hem kendinize hem gittiğiniz mağazaya sorarsanız bunları çok rahat kendinize uygun dört mevsim kullanabileceğiniz bir mont seçmiş olabilirsiniz. Tabii ki şunlar da önemli. Bunun çarpma yerlerinde tabii ki CE onaylı korumalar var. CE onaylı bir koruma olması veya işte yumuşak ama çarptığı zaman sertleşebiliyor olan bir koruma olması da bu montu iyi yapan seçeneklerden bir tanesi. Hepsini birleştirip bir montta toplayabilen zaten marka gerçekten hani iyi bir mont yapıyor demektir. Bu da hani deri montlar zaten iyidir ama bu tip özellikleri, yan özellikleri de iyiyse o mont alınır, o mont iyi bir mont denebilir. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.